Yeni bir lige başladık. Gerçekten de biz geçen sene kaldığımız lig, sürekli ifade ederdim ya işte bataklık ligi şöyle falan. Zor bir ligdi. Ya çok çok zor bir ligdi. O ligden çıktık, yeni bir lige girdik ve bu ligin atmosferi, ambiyansı, kurumsallığı, işleyişi, yönetim biçimi, stadyumu, futbolu, her şey çok farklı. Biz şimdi bugün öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Çoğu zaman birçok arkadaşımızın telefonuna belki çıkamadık. Öncelikle kendilerinden özür diliyoruz. Çünkü yoğun bir transfer dönemi geçirdik. Geceli gündüzlü sabahlara, üçlere, dörtlere kadar çalıştığımız ve bazı günler İstanbul'a 3-4 kere gidip geldiğimiz dönemler geçirdik. O sebepten dolayı bir araya gelemedik. Bundan sonra inşallah ayda bir böyle basını bilgilendirme toplantılarımızı yapacağız. Daha detaylı toplantılar yapacağız. Şimdi bizim Ersun hocamızın 5.30-6 gibi tabii onların idmanları olduğu için ilk önce Ersun hocamızdan başlayıp daha sonra diğer konularla ilgili tekrardan ben söz alacağım. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ersun hocam ve teknik heyetteki bütün arkadaşlarına öncelikle teşekkür ediyorum. Bizim onlarla görüşmemiz yarım saati geçmedi. Aramızda herhangi bir para muhabbeti de olmadı. Çok olması gereken minimal düzeyde oldu. Kendileri bu bölgeye, bu bölge takımına, Ahmet Spor'a, gerçek anlamda Türkiye'nin bu birleştirici, Türkiye'nin futbolunun bu barış, fair play ruhunu daha iyi anlatabilmek için başvurabileceğimiz en önemli adreslerdendi. Kendileri de teknik heyet olarak konuşturulan transfer komitesini günlerce çalışmalar sonucunda nihayetinde nokta önemli ekonomik durumlarımızı gözeterek yaptığımız transferler yaptık. Bir kamp süreci yaşadık ve kamp süreci sonucunda da lige başladık. Bir Türkiye'de çoğu zaman Ahmet Spor'u doğru ifade edemiyor. Basın da ifade edemiyor. O yüzden sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Dün bir görüşme yaptım. Önemli bir kişiyle önemli bir görüşme. Dedi ki ya işte şöyle şöyle oluyor orada. Dedim bakın, teknoloji denen bir şey var. Bütün maçlarımız kayıt altında. Bana bir maçta o dediğinizi ispatlayın, ben yarın istifa edeceğim. Yani maalesef bunu söyleyen çok önemli bir noktada ve bu kadar büyük bir dev teknolojinin içinde, yayın kuruluşlarının içinde gözlerini, kulaklarını kapatmışlar. O kadar dar bakıyorlar. Biz sizlerle bunu aşacağız. Sizden sadece şunu istiyoruz. Lütfen sabır edelim. Yani bakın, tarihimizde ilk kez yeni bir lige çıkmışız. Ve profesyonel bir lige çıkmışız. Ve yeni bir kadro kurmuşuz. Az önce bahsetti Berk'tir, Mert'tir birçok arkadaşımız. O çocuklar bizim için yine canlarını ortaya koyarlar. Giderken ağladılar. Ama hocamızın da bahsettiği gibi onların özgür koşullarından kaynaklı gittiler. Bizden veya futboldan kaynaklı değil. Biz yeni bir ekip kurduk. İtinayla birbirini gerçekten ilk kez görmüş çocukları bir araya getirdik. Kurumsallaşmayı öteye götürdük. Sadece bizim sağlıkla ilgili, performansla ilgili aldığımız aletleri şimdi size söylesek dudağınız uçuklar. Yani biz hepsini bir arada götürmeye çalıştık. Tesisimizi yenilemeye çalışıyoruz. Personeli kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Teknik heyeti kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında sporcu almaya çalışıyoruz. Bunun yanında finans oluşturmaya çalışıyoruz.
Yani şimdi bana bile desen ben işte ikinci ligin bütün futbolcuları ben sana sayarım. Tak 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 tak. Ama bu ligde hep beraber yeniden yeni biçimde öğrenmeye çalıştık. Yeni biçimde öğrendik ve yanlış yapmamak için de inanın Ersun Hoca dahil otelde 3'ten 4'ten aşağı yatmıyorduk. Ve bazı gün dediğim gibi 3 kere 4 kere İstanbul'a gidip geldiğimiz oluyordu. O otel lobilerinin dili olsa da neler yaşadık biz. O kadar sporcu getirdik, götürdük, konuştuk, yaptık. Yani tabii bunlar bizi asla ve asla geliştiriyor. Daha ileriye gidiyor. Biz geçen sene sizler dahil birleşerek şampiyonluğu kazandık. Ve o büyük, o ulaşılmaz şampiyona ulaşmak için yönetimle, şehirle bir araya gelerek ben sizden bize sabır etmenizi bekliyorum. Ve bize 3-4 haftalık bir şans tanımanızı istiyoruz. Bu takımın oturması için, taşların rayların oturması için inanın bana geçen sene bilirsiniz ara dönemde bile 7 puan geriye düştüğümüz zaman inancımızı kaybetmedik. Ve ben de bu sene için size şunu söylüyorum. İnanın çok güzel günler bizi bekliyor. Ama taraftarımız, halkımız, sizler, herkes bizim yanımızda olmalı. Düşünün ki bir futbol camiasının içindesiniz. Futbolcu alıyorsunuz. Senin rakibinde futbolcu alıyor. Ben de alıyorum. Bana diyor ki sen nereden getiriyorsun parayı? O nereden getiriyorsa ben de oradan getiriyorum. Yani o kadar bir üzerimizde yoğun baskılar var ki geçen işte bir Karagümrük maçında işte bir olay oluyor. Ya işte bunu yapmamanız lazım başkanım. Yaparsanız sizi PFDK'ya veririz. Ver dedim. Ama dedim orada bir siyasi partinin işaretini yapanları da vermeniz gerekiyor. Bütün gelen taraftarlarıyla. Tabii biz bu anlayışı burada biz bunlara yabancı değiliz ve bundan da yakınmıyoruz. Yakınmayacağız da. Biz bunları çok iyi biliyoruz. Ha biz ne yapmaya çalışıyoruz? Biz Ahmet Spor olarak Türkiye'nin duruşlu takımı, kimlikli takımı olarak biz bunu sporla, hocanın belirttiği gibi barışla, kardeşlikle, fair play ruhuyla aşacağız. Türkiye'nin Ahmet Spor, Türkiye'nin birleştirici ahenk taşı olacak. Ahmet Spor böyle bir yapı, böyle bir kurumdur. Hiçbir şey asla bu anlamda bizi yapacağımız ve yapacaklarımızla ilgili geri adım attırmayacaktır. Ahmet Spor dünyanın gündemine oturuyor. Biz görevimize başladığımız zaman, devraldığımız zaman yönetimimizi, geçmişten gelen yönetici arkadaşlarımızın bize bıraktığı o tarihi ve kutsal emanete layık olmaya çalışıyoruz. Ve bundan sonraki arkadaşlarımıza da aynı şekilde layık bir şekilde bırakmaya çalışıyoruz. O imkanları, o hassasiyetleri, o dengeleri sürekli koruma üzere burası Ahmet Spor. Burası sıradan bir futbol kulübü değil. O kadar bir denge var ki o dengeleri korumak zorundayız. Yani Türkiye'de biz diyaloğu kurmak zorundayız. Bizim işimiz diyalog. Bizim işimiz masa kurmak. Biz bu diyalogtan, masadan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz sporun o barışçıl ruhunu, o sporun o fair play ruhunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Türbinimizden gösterdik. Türbinimizden göstereceğiz. Ve biz bunu yaptıkça rakiplerimiz bizim bu yaptıklarımızın, başarılarımızın demoralizesiyle biz onları alt edeceğiz. Bu senede türbinlerde taraftarlarımızın o renkli, o kadınlarımızın, çocuklarımızın olmazsa olmaz ruhlarını yanımızda hissetmek istiyoruz. Onlardan asla
bu süreçte bizlere destek olmasını istiyoruz. Kısa kısa bir pasolik olayı var. Pasolik olayında birçok bize soru geliyor. Ya işte nedir bu şu? Pasolik'te iki tane masamız var. O masa bize ait değil. O masayı şirketin kendisi gönderiyor. Bizim orada herhangi bir tasarrufumuz yok. Biz rica ediyoruz, onlar bize gönderiyor. Zaten biz telefondan, internetten kendi pasolikimizi yapabiliyoruz. Biz orada sadece halkımıza biraz daha imkanı olmayan, ekonomik koşulları zor olan insanlara hizmet sunmak için yapıyoruz. Aslında bu telefonda, internette bir günde 20 bin, 30 bin bile yapılabilir. Bunu anlatmak lazım, bunu sizin anlatmanız lazım. Çünkü pasolik önemli, gelir kaynağının dışında stada giriş çıkışlarda önemli. Bizim tek gelir kaynağımız olan kombinelerimiz var. Bu kombineleri hayata geçirmemiz lazım. Çünkü kombine gelirleri bizim için önemli bir gelirdir. Para nereden geliyor ya işte, kombine gelirimiz. Bizim çok önemli olan store gelirlerimiz. Store gelirlerimizin cirolarını bazen batıdaki yönetici arkadaşlarıma, başkan arkadaşlarıma söyledim zaman wow diyor. Dedim biz Ahmet Spor'uz ya. Yani biz Ahmet Spor'uz. Yani bizim store mağazamız zincirosu böyle yani. Çünkü biz store mağazalarından para kaptı. Gelir kaynağımız. Bizim gelir kaynağımız kombine. Ve bunun da sahibi halktır. Kombinenin sahibi de store'un da sahibi halktır. Bunu yapacak olan kişi ve gruplar bizim halkımızdır. Biz iş insanı olarak ve dünyanın birçok noktasında iş insanları olarak biz cebimizden çıkarıp paramızı veririz. Bir noktaya kadar. Ama halkın bu takıma sahip çıkması durumunda o iş insanının parasına da ihtiyacımız kalmaz. Yani çünkü bizim paramız bu işte. Yani bizim store mağazalarını sürekli büyütmemiz lazım. Kombineleri büyütmemiz lazım. Maçlara ilgiyi büyütmemiz lazım. Reklam gelirleri için firmalarımızın teşvik edilmesi lazım. Çünkü biz sponsorluklarda büyük paraların döndüğü sponsorluklarda biz maalesef o kadar büyük paralar kazanamadık, alamadık. Biz yerel firmalarla buradan kendilerine, o firmalarıma teşekkür ediyorum. Tamamen fedakarlık çerçevesinde, tamamen Ahmet Spor'a hizmet çerçevesinde o arkadaşlarımız göğüste, sırtta, kolda yer aldılar. Ben buradan onlara yine çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz birçok ulusal markanın kapısını çaldık, yanaşmadılar sponsorluklara. Tabii zorluklarımız var ama hep söylüyorum, bizim için bu zorluklar sadece ifadeden başka bir şey değil. Bunlarla ilgili sizlerden ciddi anlamda destek bekliyoruz. Ayrıca kısa kısa geçmek istiyorum. Altyapı bu sene çok güçlü bir şekilde, Hadi Bey burada değil, şehir dışında olduğu için gelemedi. Altyapıya çok ciddi önem veriyoruz. Ve altyapı seçmeleri sırasında ne kadar bir yoğun ilgi gördüğünü hepimiz gözlerimizle gördük. Bunun çerçevesinde kardeş kulüp ve bizim yöneticilerimizin batıda kulüp başkanları olduğu kulüplerimiz ve işbirliği yaptığımız kulüplerimiz var. 3-5 tane. Bu kulüplere biz çocuklarımızı göndereceğiz. Çünkü bu çocukları bölgenin o cevherini ortaya çıkarmamız lazım. Çünkü bu çocukları batıda gidip takımlar tarafından nasıl ezildiğini biz çok iyi biliyoruz. Sporun içinde olan arkadaşlar da çok iyi biliyorlar. Onları 8-10 yıllık kontratlarla boğduklarını biliyoruz. O yüzden bu anlamda da iyi bir adım attık altyapıda. Alt liglerdeki oluşturduğumuz takımlarla çok iyi bir adım attık. Tabii bunlar uzun solukludur. Biz bu çocuklarımızı spora, biz bu çocuklarımızı hak ettiği noktaya gelmeleri için
altyapıyla ilgili ciddi çalışmalarımız devam etmektedir. Yani bu konuda altyapıda çok ciddi anlamda işlerimiz var. Sabır bekliyoruz. Tabii bu arada daha sonra söz alacağız. Kadın takımımız, Süper Lig'de olan kadın takımımız, engelsiz takımımız, işte boks, King Box'ta biliyorsunuz dünya şampiyonu çıkarmışız. Bunlardaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Kadın takımı için de birazdan Şehide Hoca'nın belirtecek iyi transferler yaptık. Orada da iyi hedefler kurduk. İyi hedeflerle yola çıkacağız. Yani geceler Avrupa turu yaptık. İlk bir turumuzu yaptık. Orada iş insanlarıyla bir araya geldik. İşareler ettik. Yemeklerde onları bir araya getirdik, tanıştırdık. Bir takım sonuçlarını aldık ve devam edeceğiz buna. Batı'da metropollerde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Eylül ayı ile Ekim ayı içinde yine yemekli iş insanlarının bir araya geleceği, Ahmet Spor'a destek olunabilecek bir yemekli toplantılar yapacağız. Arkadaşlar bu sene gerçekten insanlar, biz geçen sene, önceki sene insanların kapısını çalıyorduk. Bu sene gerçekten birçok insan bizim kapımızı çalıyor. Nasıl size ne yapabiliriz? Nasıl yardım edebiliriz? Bu anlamda, ekonomik anlamda bize destekleri devam ediyor. Storla ilgili söylediğim gibi başka kentlerde de çalışmalarımız var. Tabii bir şeyleri hızlı yapıp, bakın bütün kulüplerin sorunu bu. Hızlı yapıp, hızlı yaptıktan sonra arkasında enkaz bırakmaktır. Biz hep diyoruz, bize ne bırakıldıysa biz onu bırakmak zorundayız. Bu Ahmet Spor'un bir ruhudur, Ahmet Spor'un bir geleneğidir. Biz bu takımı aldıktan sonra devasa borçlarla geride, arkada bırakıp ondan sonra kulübün ta ballara gitmesi kadar sonuçlanan, Türkiye'den maalesef vahim sonuçları var. O yüzden inanın bazen şunu söylüyorum. Eğer ben son 3-5 yıldır kulübün içindeydim, ben işlerime bu kadar, diğer arkadaşlarım da dahildir, bu kadar önem vermiş olsaydım, bu kadar itinalı vermiş olsaydım, Türkiye'nin iş konusunda söylüyorum, Türkiye'nin, dünyanın milyarderleri arasındaydım. O kadar önem veriyoruz Ahmet Spor'umuza. Yani bir formamız bile gittiği zaman canımız çıkıyor. Canımız çıkıyor böyle. Bütün yönetici arkadaşlarımızda bu ruh var. Bütün yönetici arkadaşlarımız bu anlamda hepsi kendi çapında birer marka, işini gücünü bırakmış. Tabii bunun yanında bu kadar emek veriyoruz. Bu kadar emeğin karşısında bazen eleştirileri biz asla ve asla eleştiri geliştirir. Ama o eleştirilerin dozajını dibine vurarak yönetimime, bizlere saldırı olduğu zaman bu bizi üzüyor. Sosyal medya üzerinden, fake hesaplar üzerinden saldırılar yapılıyor. Yani geçen futbol şubemiz açıklama yaptı. Adam yazıyor. Ya işte taraftarları vurdular, onu yaptılar, bunu yaptılar. Ya yok öyle bir şey. Bizim kendi taraftarlarımız kendi aralarında kavga etmişler. Yani ondan sonra ya işte stada şey alınmadı. Forma alınmadı. Yok öyle bir şey. Bir iki tane başta bireysel polis kendine göre bir müdahale etti ve biz olayı da düzelttik. Ya işte taraftarımız dışarıda kaldı. Ya bize ayrılan yeri dolmadı. Nasıl taraftarımız dışarıda kalıyor? Ve video çekildi. Hiçbir taraftarımız dışarıda değil. Yani bu bazen dozajını aşan bizim motivasyonumuzu düşürüyor. İnanın çocuklar, çocuklarımızı görmüyoruz. İnanın ailemizi görmüyoruz. Yani biz bu emeği vermekten de asla
gıpta etmiyoruz. Yapacağız, yine yapıyoruz. Fakat bu anlamda sizden de bir duyarlılık bekliyoruz. Veya basındaki arkadaşlar bazen bizim yapmak istediğimiz olaylar oluyor. Onun dışında işte öyle bir haber yapılıyor ki mesela hiç olmayan bir şey. Ya işte bir haber gördüm. İşte Ahmet Spor yönetimi ikiye bölünmüş. Yani hani insan şok oluyor. Yani hani ya bunlara biraz daha dikkat etmek lazım. Biraz daha net bilgilerle ilerlemek lazım. Yani bizim ayrıca bir konu daha vardı. Kurumlarla ben kısa vereyim ki o sorular çerçevesinin dışında sorsunlar. Kurumlarla ilişkilerimiz çok ileri derecede iyidir, devam ediyor. Bu şehrin bütün kurumları, bu şehrin, bu bölgenin bütün kurumlarıyla biz temas halindeyiz. Çünkü bu takıma sahip çıkmak zorundayız. Biz şehirdeki valilikle de, biz şehirdeki gençlik sporla da, belediyeyle de, daha değişik STK kurumlarıyla zaten işbirliği içindeyiz. Bütün ticaret odası, OSB, bütün kurumlarla iletişim halindeyiz. Bunlarla ilgili de sürekli görüşmelerimiz, iyi diyaloglarımız devam ediyor. Önemli bir sürece geldik. Bakın arkadaşlar, lütfen bu işte hafızı olan arkadaşlarımız var. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz spor camiasında. Bakın biz 3 yıl önce, 5 yıl önce biz deseydik biz bu noktadayız, inan birbirimize gülerdik. Ama Ahmet Spor'u dünyanın gündemine getirdik. TFF seçimlerinde belirleyici rol aldık. Kimse bizi TFF'yi bilmiyorduk. Semtini biliyorduk. TFF'yi bilmiyorduk. TFF'de bir tane kapıcının numarası olsaydı biz TFF'den bir adamı tanıyoruz. Doğru değil mi Zükabı? TFF'den bir adamı tanıyoruz. Kapıda olan bir adam olsaydı. Evet. Yarın pazar günü Türkiye'nin bütün futbol insanları çok ileri derecede karabalık. TFF yönetimi bakanlıklardan Diyarbakır'a ziyarete geliyorlar. Bir dizi program yapılıyor. Evet, Ahmet Spor buraya geldi. Ahmet Spor bu noktaya kadar geldi. Bize destek olmanız lazım. Sabırla bize destek olacağız. İnanın güzel günler bizi bekliyor. Ama biz hiçbir zaman hiçbir noktada diyalog kapısını kapatmayacağız. Her zaman her noktada diyalog içinde olacağız. Her noktada her zaman uzlaşı noktasında. Çünkü biz spor yapıyoruz. Bu sporla bunu becereceğiz. Hafta sonu yapılacak bütün etkinliklere tabii ki de hepiniz davetlisiniz. Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor Diyarbakır. Tarihi bir günde yaşayacak. Çok Türkiye'nin bütün kalbi, bütün futbol camiasının attığı iki günü yaşayacağız. Ve İstanbul Spor maçında taraftarlarımızın da ama bir şekilde o stadyumda yer almasını bekliyoruz. Çünkü herkesin gözü bu maçta olacak. Herkesin gözü bu maçta olacak. O stadyumu da doldurmamız lazım. Ama ne yapmamız lazım? Çok net. Bir telefonda bile 2 dakikada pasolik yapılıyor. O store'un önüne gitmeye gerek yok. Telefonda, bilgisayarında 2 dakikada pasolikini alıp şeyini alabiliyorsun.